Kıymetli izleyicilerimiz, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'daki yağ sıkıntısı, un sıkıntısı had safhaya ulaşmış vaziyette. Maalesef fiyatları da artmaya devam ediyor. Bundan sadece 3-4 ay öncesinde 0.70-1.70 arasında değişen yemeklik yağlarda görüyoruz ki fiyatlar neredeyse 5 euronun üzerine çıkmış vaziyette. Bazı yerlerde 6-7 euroya kadar ulaşmış vaziyette. Siyasetçiler yapmış oldukları açıklamalarda olayı tamamen Rusya-Ukrayna savaşına bağlıyorlar. Çünkü bu yağların tedariklerinin çok büyük bir kısmı Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Ancak gelinen noktada siyasetçilerin önlem almadığı bir kez daha ortaya çıktı. Tıpkı koronavirüste olduğu gibi yine siyasetçilerin yeni bir basiretsizliği, yeni bir beceriksizliği ile karşı karşıyayız değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın en büyük market zincirlerinden bir tanesi olan Lidl'dan da bir açıklama var. Norderstedt'te bulunan bir Lidl şubesinin internet sitesinde belirtilene göre yemeklik yağ, yani ayçiçek yağı ve zeytinyağı bir kez daha tükendi. Yağ tedarikinde yaşanan problemlere karşı pek çok süpermarket bir takım önlemler aldı. Bazı süpermarketlerde müşteri veya aile başına maksimum 2 şişe yağ alımına izin veriliyor. Ancak Norderstedt'teki Lidl şubesinde bu duruma karşı daha kararlı adım atılmasına karar verildi. Artık alkol ve sigara satışına ek olarak yemeklik yağ satışı için de kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Yani kimliğini göstereceksin, yağ alacaksın. Bak bak bak, Almanya'ya bak. Bu haber çeşitli sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı ve halk tarafından pek de iyi karşılanmadı. Haberin tepki çekmesinin ardından Lidl şubesi şöyle bir açıklama yaptı. Yanlışlıkla açıklanan bir bildiri oldu. Müşterilerimizin anlayış göstermelerini rica ediyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz diyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, tabii tepki olunca yanlışlıkla oldu. Yani bu nasıl bir yanlışlık? İnternet sitesine girip kimliğinizle artık yağ alabilirsiniz, bu kadar uzun bir cümleyi yazmak yanlışlık mı arkadaşlar size göre? Hayır, değil. Aslında bu durum bize şunu gösteriyor. Yağ, un, tuvalet kağıdı vesaire gibi insanların sürekli tüketmek zorunda olduğu bu ihtiyaçlar, sağlıklı bir tedarik zinciri bulunmadığı için maalesef vatandaş çok pahalıya alıyor. Şu anda dünyanın pek çok noktasında değerli izleyicilerimiz, tablo aslında bu şekilde. Fakat siyasetçiler bunu anlamak ve görmek istemiyorlar. Artık hayat bir yıl önceye göre en az %25-%30 oranında daha pahalı. Neden siyasetçiler görmek istemiyorlar? Çünkü verdikleri sosyal yardımlar yetmiyor. Bunu biliyorlar ama halkın bir şekilde bu paralarla idare etmek zorunda olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar, artık alınan maaşlarla, alınan sosyal yardımlarla eskisi kadar rahat geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Emeklilere bakıyoruz, almış oldukları maaşlarla gerçekten geçinebilmeleri mümkün değil. Sosyal yardım alanlar maalesef şu anda zor durumda. Ama siyasetçiler bu paraların yetmediğini bile bile adım atmak istemiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bunu öyle ya da böyle kabul etmek zorundalar. Maaşlar ve sosyal yardımların Avrupa'nın tamamında en az arkadaşlar bugün itibariyle %25 oranında arttırılması gerekiyor. En az %25. Çünkü son 2 yıl içerisinde koronavirüsle başlayan bu sıkıntılı dönem üzerine Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber adeta zirve yapmış durumda. Markette, çarşıda, pazardaki bu pahalılık, bu zam oranları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Vatandaşın ödemiş olduğu doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası ya da diğer faturalar aldı başını gidiyor ama maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı. Vatandaşın arabasına benzin koymasıyla ilgili bugün bir sıkıntı yaşanıyorsa, vatandaş işten eve, evden de işe gelirken bile benzin parasını düşünüyorsa, bugün Avrupa'nın ciddi anlamda sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Artık Avrupa eski Avrupa değil kıymetli izleyicilerimiz. Bakın, kıymetli izleyicilerimiz, bakın, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, Finlandiya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış oldukları ülkelerde aslında tablo şu. 1500'de
2500 arasında maaşı olan insanlar gerçekten şu anda geçinmekte zorluk çekiyorsa, 1500 euronun altında aylık geliri olan insanların halini siz düşünün. Yani şunu söylemiyoruz arkadaşlar, saydığımız ülkelerde insanlar aç, perişan, yokluk içerisinde falan demiyoruz. Böyle bir şey yok. Sadece ben şunu anlatmak istiyorum. Siyasetçiler vatandaşın bu durumunu bile bile göz yumuyorlar. Emekliler arkadaşlar Avrupa'da gerçekten çok zor durumda. 300-400 euro emekli maaşı veriyor. Vatandaş 35-40 yıl boyunca çalışmış, üretmiş. Al sana 400-500 euro. Hadi 1000 euro al. Ev kiraları uçmuş vaziyette. Vatandaş faturalarını zor bela ödüyor. Ama maalesef ne gören var ne de duyanlar. Vatandaşı bir de sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Hep anlatıyorum. Sistem Avrupa'da bu. Yani devlet diyor ki benim kapımdan ayrılma. Şimdi bir insana 300-400 euro maaş veriyorsun ve diyorsun ki geçin bu parayla. İmkansız. Vatandaş ne yapıyor? Geliyor sosyalin kapısını çalıyor. Diyor ki bak diyor benim kiram bu kadar. Faturalarım bu kadar. Şu kadar da gıda harcaması yapıyorum. Üstüme de bilmem ne alıyorum diyor. Bunun için bana ek bir para ver. Devlet ne yapıyor? Tamam diyor al sana şu kadar para geçinebilirsin diyor. Şimdi sosyal yardım almak tabii ki herkesin doğal hakkı. Yani taşıyacak hali yok vatandaşın geçinemeyenler. Herkes tabii ki sosyal yardım almalı. Peki vatandaşa işte bilmem ne parası yok o yardımı bu yardımı adı altında para vereceğine en düşük emekli maaşını gel 1500 euroya çıkart vatandaşa da de ki sen bu parayla geçin. Neden bunu yapmıyorlar? Çünkü vatandaşın devletin kapısından ayrılmasını istemiyorlar. Başka bir açıklaması yok. Yani vatandaş yetmeyince koşuyor devlete. Yetmiyor bu para diyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Özellikle Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere yoğun bir şekilde göçmenlerin bulunduğu ülkelerde tablo bu şekilde. Devletler artık ne emekli maaşı ödemek istiyorlar ne de sosyal yardım ödemek istemiyorlar. Emeklilik yaşının bugün 70 yaşına çıkartılması konuşuluyor ve tartışılıyorsa ortada ciddi bir problem var demektir arkadaşlar. 70 yaşında emeklilik biz sana emekli maaşı vermeyelim demektir. Mezarda emeklilik kararıdır. Şu an Avrupa Birliği'nin içerisindeki tüm ülkeler bunu tartışıyor. Çünkü emekliye verilen maaşı sırtlarında bir yük olarak görüyorlar. Sosyal yardım vermemek için ellerinden gelen her türlü bürokrasiyi, kağıdı, küreyi ortaya sürüyorlar. Vatandaş sosyal yardım alacağına bin pişman oluyor. Çünkü sosyal yardım da emekli maaşı da artık devletlerin ekonomisini sarsıyor diyorlar. Maalesef tablo bu. Sorunu çözmek yerine vatandaşa ödemiş oldukları paraları kesmek istiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın herkes geleceğiyle ilgili kaygılar duyuyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Onun için insanlar gelecek planlamasını yapmakta, özellikle de emeklilik planlamasını yapmakta zorluk çekiyorlar. Vatandaşlarımız içerisinde Türkiye'ye dönecek olanlar var ya da yılın 3-5 ayını Türkiye'de yaşayacak, geri kalan kısmını yaşadığı ülkeye dönecek böyle planlamalar yapanlar var. Keşke Türkiye'de emekli maaşım olsa diyenler var. Az ya da çok. Çünkü vatandaşın bu paraya ihtiyacı var. Bir de yarının ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz ki. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki? Devletler emeklilik yaşını 70'e çıkarmak için uğraşıyorlar çünkü daha az emekli maaşı vermek istiyorlar. İşte tam bu noktada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'de İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey dedim 2019 yılında çıkartılan yasayla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı maalesef Türkiye'de emekli olabilme defterini kapattılar.
Bu işin bir çözümü yok mu? Vatandaşımız nasıl emekli olacak dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Fatih Bey dedi. Evet, 2019 yılında bir yasa çıktı. Ancak vatandaş oradan buradan duyduğuyla, Ali'den, Veli'den, amcasının, oğlundan, dayısının, kızından duyduğuyla emeklilik defterini kapattı dedi gurbetçi vatandaşlarımız. Bu çok yanlış. Çünkü Türkiye'de hala 3500 euroya, 5000 euroya, 10.000 euroya, 20.000 euroya, 30.000 euroya, 40.000, 50.000 euroya bile emekli olma şansı var. Ama vatandaş bu hakkını bilmiyor dedi. Ben de o zaman şunu söyledim. Ne yapılacak? Kendisi bana söyledi şu. Önce vatandaş durumunu öğrenecek. Ben kaç para ödeyeceğim? 3500 mi ödeyeceğim? 5 mi? 10 mu? 20 mi? 30 mu? 40 mı? Kaç para ödeyeceğim? Vatandaşın önce bunu öğrenmesi gerekiyor. Doğum yapan kadınlar, yani çocuğu olan hanımefendiler, askerlik yapan beyefendiler, bakın bunların Türkiye'de emekli olmaları daha kolay. Vatandaş bunları çoğu bilmiyor. Diyor ki işte 35-40 bin euro ödeyecekmişim, ne gerek var diyor. Arkadaşlar bakın, önce durumunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra siz gelecek planlamanızı yapabilirsiniz. Emeklilik, insanoğlunun hayatta bir sefer yaptığı bir şey. Yani bu emekliliği nasıl yapacağınız çok çok önemli. Kaç para maaş alacaksınız? Ne zaman, hangi yaşta emekli olacaksınız? Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan nasıl bedavaya yararlanacaksınız? İşte bu sorulara önce cevap verilmesi gerekiyor. Ondan sonra da sizlerin geleceğinizle ilgili, emekliliğinizle ilgili adımlar atmanız gerekiyor. Yani emeklilik defterini kapatanlara buradan sesleniyorum. Artık bu defteri yeniden açma zamanı geldi. Peki ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp hattı bu arkadaşlar. WhatsApp hattı. WhatsApp'tan şu anda şimdi yazabilirsiniz. Şunu yapacaksınız. Önce hani az önce anlattım ya, durumunuzu öğreneceksiniz. Yani ben buna röntgen çekmek diyorum. Önce bir röntgen çekilecek, teşhis konulacak. Bunun için ekranın altında görülen WhatsApp hattına şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu an ekranın altındaki numarayı tekrar ediyorum. +90 546 102 41 42. Şimdi sizden ricam şu. Bu telefonu, bu telefon numarasını lütfen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan da hemen şimdi arkadaşlar emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atın. Peki sonra ne olacak? Özgür Bey, sizinle görüntülü olarak, canlı olarak bir görüşme sağlayacak önce. Size birkaç soru soracak. Sizin de varsa sorularınız ona soracaksınız. Ardından Özgür Bey 3-4 gün süren yeni bir çalışma yapacak. Bu çalışmada sizin nasıl emekli olacağınız, hangi şartlarda emekli olacağınız, kaç para maaş alacağınız, bunun yanı sıra ne kadar devlete ödeme yapmanız gerektiği, diğer sosyal haklarınız, sağlıktan nasıl bedavaya yararlanabileceğiniz gibi daha pek çok hakkınızı Özgür Bey size, kanuni haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacak. En ucuz yoldan devlete en az parayı ödeyerek en yüksek maaşı nasıl alacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Hanımlar özellikle bakın, siz bu fırsatı lütfen kaçırmayın. Lütfen kaçırmayın. Hanımlar, bu fırsat bir daha ele geçmez. Özellikle de çocuğu olan hanımefendilerin bu fırsattan yararlanmasını rica ediyorum. Emeklilik planlamasını yaptırmaları ve emekli maaşı almak için ilk adımı atmalarını rica ediyorum. Bu sözüm aynı zamanda beylere. Beyler, bakın doğruya doğru. Hanımları çok ihmal ediyoruz. Bana soracak olursanız emekli olmak önce hanımların hakkı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına adarlar. Geriye dönüp baktıklarında
Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için diyorum ki önce hanımlar. Şimdi tabii beyler de aynı haktan yararlanabiliyor. Bakın, emeklilikle ilgili siz bir danışmanlık alacaksınız aşağıdaki telefon numarasından ve ardından da Özgür Bey ile canlı olarak görüşmeye başlayacaksınız. Şimdi bunun tabii bir emek hakkı arkadaşlar bu. Yani Özgür Bey bir çalışma yapıyor. Bir de şöyle bir şey, bu emeklilik herkese göre değişen bir durumu var. Yani şu söylenemiyor. Sen şu yaşta emekli olursun, şu kadar para ödemen lazım, şu kadar maaş alırsın. Herkes için farklı bir durum. Onun için herkes için ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor. Şimdi ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki Özgür Bey bak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte çok büyük mağduriyetler yaşadı. Dolandırılan oldu, 3-5 bin euro danışmanlık parası ödeyenler oldu ama emekli edilmediler. Senden ricam şu dedim Özgür Bey'e. İki kişinin yemek parasına, sadece iki kişinin yemek parasına bu işi yapacaksın. Danışmanlığı vereceksin. Bitti mi? Hayır. Vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de yapacaksın. Yani SGK'ya tüm müracaatlar yapılacak, formlar, dilekçeler, her şey yapılacak. Ta emekli maaşı bağlanana kadar. Bunu sadece iki kişinin yemek parasına yapmanı rica ediyorum dedim. Ve sadece arkadaşlar 120 euroya bak. 120 euro, başka ek hiçbir ücret yok arkadaşlar. Emekli olacaksınız. Tüm danışmanlığı alacaksınız. Tüm müracaatlarınız yapılacak ve işin en güzel yanı Türkiye'ye gitmenize gerek bile yok. Özgür Bey sizin adınıza tüm müracaatları yaparak emeklilik işlemlerinizi gerçekleştirecek. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen 500-600 euro. İki kişinin yemek parasına sen geleceğini planlıyorsun. Geleceğinle ilgili sadece 120 euroya bir yatırım yapıyorsun. Geleceğine yatırım yapıyorsun. 120 euroyu arkadaşlar nereye harcamıyoruz ki? Nereye vermiyoruz ki? Şimdi düşünecek zaman değil arkadaşlar. Artık şu düşünme işini bırakın. Bakarız, ederiz, yok. Kendiniz için bir şey yapın. Emeklilik danışmanlığını alın arkadaşlar. Şu anda ekranın altında gördüğünüz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına hemen şimdi danışmanlık almak istediğinizi yazın. WhatsApp'ın başında arkadaşlarımız şu anda sizleri bekliyor. Size hemen hesap numaralarını atacaklar. 120 euroyu ödediğinizde hemen randevunuz oluşturulacak. Özgür Bey ile ilk görüşmeyi gerçekleştireceksiniz. Arkadaşlar, bu fırsat bir daha ayağa gelmez. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, İngiltere, Finlandiya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Kazakistan, Azerbaycan. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yaşamış oldukları tüm ülkeler, Rusya'da dahil olmak üzere. Tüm ülkelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın bu büyük fırsattan yararlanmasını rica ediyorum. Bu fırsat kısa bir süre için geçerli. Sadece 120 euroya geleceğinizi planlıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Şimdi hanımlar dedik ya, hanımlar bu işi kaçırmayın dedim ya. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Zaten 120 euro, yani biliyorsunuz danışmanlık yok zaten. Bu Emekli TV'nin özel izleyicileri için yapmış olduğu büyük bir hizmet arkadaşlar. Şimdi 120 euroya arkadaşlar hizmet yok, yani danışmanlık yok. Çok iyi biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum. Şimdi hanımlara şöyle bir jest yaptık. Özgür Bey dedim ki bak, hanımların bu işten daha çok yararlanmasını istiyorum. Onun için hanımlara bir ayrıcalık verelim. Özgür Bey de bana şunu söyledi. Hanımlar eşleriyle beraber, yani kocalarıyla beraber eğer danışmanlık alırsa onlara %50 indirim var. Hanımlar 60 euro ödeyecek ama eşiyle beraber alırsa, tek başına alırsa yine 120. Eşiyle beraber eğer danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecekler, sadece 180 euro ödeyecekler. 120 euro eşi için, 60 euro da kendisi için, toplamda 180 euro. Bu fırsatı
Sakın ola ki kaçırmayın arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Şimdi genç kardeşlerim, 30, 40, 50, 60 kaç yaşında olursanız olun, gelecek de bir gün gelecek. Şimdiden hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz için, hem babanız için, kardeşleriniz için mutlaka bu emeklilik planlamanızı yaptırın. Geleceğe yatırım yaptırın. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Ailelere, 3 kişinin üzerindeki ailelere ayrıca indirim yapılıyor. Bunu da buradan dikkatlerinize sunuyorum. Sakın bu fırsatı kaçırmayın. Bak, 120 euroya arkadaşlar geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için ve söylediğimi tekrar ediyorum, anneniz, babanız için bu fırsattan mutlaka istifade edin. Onlara emeklilik danışmanlığı hediye edin arkadaşlar. Öğrensinler nasıl emekli olacak, kaç para maaş alacak, ne zaman emekli olacak, sosyal hakları neler, Türkiye'ye gittiğinde doktordan, hastaneye gittiğinde nasıl bedavaya yararlanacak, tüm özel çalışması çıkartılacak ve kendilerinin emekliliğiyle ilgili de tüm müracaatları yapılacak. Daha ne olsun arkadaş? Daha ne olsun yani? 120 euro. İki kişinin yemek parası. Şimdi bazı izleyicilerimiz görüyorum, videoların altında yazıyorlar. Diyorlar ki, ya bedava olsun. Arkadaş, sen bedavaya, bak sen bedavaya bu işi yapar mısın? Ya da onu da bırak. Türkiye'de dürüst, güvenilir, işinin erbabı olan, bak işinin erbabı, ustası olan bir sosyal güvenlik uzmanından 120 euroya danışmanlık alamazsınız. İki kişinin yemek parasına Emekli TV böylesine büyük bir kampanya yapıyor ve bu kampanyadan mutlaka istifade edin. Düşünülecek bir şey yok. Şu an ekran altında görüyorsunuz. Bu telefonun WhatsApp hattından arkadaşlar, bu WhatsApp hattı. Unutmayın, normal arama yaptığınızda kapalı görünür. Ama WhatsApp'tan önce yazarak, ardından da isterseniz arayarak bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlarımız size hesap bilgilerini verecekler. Ödemeyi yaptıktan sonra hemen işlemleriniz başlayacak. Hiç kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Yok Ali bunu demiş, Veli bunu demiş, yok o olmuş, bu olmuş, yok. En doğru uzmanından en net bilgileri öğreneceksiniz. Arkadaşlar, nereye harcamıyoruz ki? Söyleyin ya, nereye vermiyoruz? Özellikle hanımlar, bu fırsatı siz kaçırmayın. Kendiniz için, eşiniz için bu fırsat bir daha ele geçmez. Onu söyleyeyim. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunu unutmayın. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, anneniz, babanızla ilgili adım atarken çok fazla düşünmeyin. Kendiniz için yapıyorsunuz. Şu anda Türkiye'ye gittiğinizde, diyelim emeklisiniz, bankada paranız var. Bir de dünyanın bin bir türlü hali var. Hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin ve mutluluk versin. Birisi vefat ettiğinde onun maaşı eşine ve çocuklarına da kalıyor. Onun için bu fırsattan mutlaka istifade edin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bugüne kadar çok mağdur edildiğini biliyorum. Artık emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili bir sorununuz olduğunda en doğru, en güvenilir telefon numarası şu anda ekranın altındaki bu numara. Bunu bir yere kaydedin. Emekli TV danışma hattı olarak hemen irtibata geçin. Bugün size lazım olmazsa yarın lazım olacak bu numara. Çevrenizde eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, iş arkadaşlarınıza ya da komşunuza vesaireye de mutlaka bu videoyu gönderin. Mutlaka bu telefon numarasını paylaşın. Sosyal güvenlikle ilgili ne işiniz olursa olsun, sadece emeklilik değil, mutlaka bu numaradan irtibata geçin, danışmanlık alın, tüm işlemlerinizi sorunsuz, en net, en doğru bir şekilde yaptırın. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek yok.
Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük bankalarından bir tanesi olan Deutsche Bank'a polis bir baskın düzenledi. Peki bu büyük bankaya neden baskın düzenlendi? Neler oluyor? Almanya'da gündemin en üst sıralarına yerleşen bu olayın perde arkasında neler var? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bunun yanı sıra beni dünyanın pek çok noktasından izleyen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok önemli bir gelişme var. Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Eğer siz de Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız ve benim de bir emekliliğim olsun diyorsanız bu yayınımızı sonuna kadar lütfen takip edin. Özellikle hanım izleyicilerimizi uyarıyorum. Büyük bir fırsat var. Bu fırsattan mutlaka istifade edin. Bunun yanı sıra gelecekte bir gün gelecek diyerek geleceğe hazırlık yapmak isteyen, ister 30 yaşında olun, ister 40, 50, 60 kaç yaşında olursanız olun, geleceğinizle ilgili bir planlama yapmak istiyorsanız, geleceğinizle ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu yayınımız sizin için çok çok önemli. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü tüm dünyada bildiğiniz üzere büyük bir ekonomik kriz durumu söz konusu. İnsanlar yarınlarını göremiyorlar, yarınlarıyla ilgili plan yapamıyorlar. İşte tam bu noktada Emekli TV'den dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımıza büyük bir müjde var. Biraz sonra bu müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük bankalarından bir tanesi olan Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki ofislerine polis tarafından baskın düzenlendi. Frankfurt savcılığı, federal polisin ve diğer yetkililerin bankada arama yaptığını ifade etti. Polis ekiplerine mali düzenleme kurumundan yetkililerin de eşlik ettiği bildirildi. Deutsche Bank, aramanın şüpheli bir para transferiyle ilgili olduğunu açıkladı. Banka son yıllarda yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Önceki yıllarda da Deutsche Bank'ın bazı ofislerine polisler tarafından baskın düzenlenmişti. Deutsche Bank bu hafta ilk çeyrekteki karını arttırdığını ancak Rusya-Ukrayna savaşının yıllık gelirlerini azaltmasını beklediklerini bildirmişti. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Deutsche Bank'ta hesabı bulunan, Deutsche Bank'ta parası bulunan vatandaşlarımızla ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Tereddüt edilecek bir şey yok. Almanya'yı biliyorsunuz. Allah muhafaza. Bankadan birine bir kuruş para gönderirsen, işte Türkiye'ye diyelim ki bir para gönderdin, hemen sana mektup geliyor, gel bakalım diyor. Nedir bu para diyor. Yani vergi sistemi, mali sistemi Almanya'nın çok ama çok sıkı. O nedenle büyük bankaymış, küçük bankaymış, hiçbirini hiçbir şekilde dinlemiyor, anlamıyorlar. Görüyorsunuz Deutsche Bank'a şüpheli bir para transferinden dolayı mali polisler, maliyeciler baskın düzenleniyor. Savcılık kararıyla ve arama tarama yapıyorlar. Bu işin neticesi de kısa bir süre sonra elbette ki açıklanacak. Biz de bunu sizinle paylaşacağız. Şimdi değerli izleyicilerimiz, maliye dedik, vergi dedik. Şöyle bir durum var. Bakın, Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak en büyük devleti Almanya. Sanayisiyle, üretimiyle dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Saygı duyuyoruz ve özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimini o savaşın küllerinden çıkarak en iyi gerçekleştiren ülkelerden bir tanesi. Makineleşme alanında dünyanın en önemli adımlarını atmıştır. Bugün otomotiv sanayi, bugün makine sanayi teknolojisi Almanya'da bu kadar çok ve dünyaya sattıkları her ürünle bu kadar geliştiyse takdir etmek gerekiyor. Çamur atmanın hiçbir anlamı yok. Takdir ediyoruz. Ancak bu kadar zenginliğe, bu kadar sanayiye rağmen Almanya'da vatandaşın sırtındaki vergi yükü bitmiyor. Çalışandan, emekliden, esnaftan aklınıza kim gelirse bir tek uçan kuştan vergi almıyorlar. O da vergi oranları o kadar çok yüksek ki vatandaş 2500 euro civarında bir maaşı varsa yaklaşık 600-650 euro civarında da vatandaştan vergi alıyor. Yani brütten kesiyorlar. Şimdi
İçinde bulunduğumuz bu dönem sıkıntılı bir dönem. Koronavirüs, ardından da işte Rusya-Ukrayna savaşı vatandaşın belini büktü. Vatandaşın cüzdanında para yok. Çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş gidiyor. Ama vergiler son sürat devam ediyor. Vergi azaltma yok. Yeni vergilerin gelmesi durumu söz konusu. Ve işin acı tarafını anlatayım. Koronavirüs döneminde esnaflara bir önceki yılın cirolarının %70'i civarında yardım yapıldı. Adına da korona yardımı dediler biliyorsunuz Merkel döneminde. Vatandaş da sevindi. Dedi ki hiç olmazsa kanayan yaramıza parmak bastılar dedi. Güzel. Şimdi ne oldu peki? Söyleyeyim. Şimdi bu adı yardım ya korona yardım bak yardım diyorlar. Vatandaşa mektup gitti. Devlet diyor ki sana vermiş olduğumuz korona yardımlarını gel geri öde diyorlar. Adı yardım falan değil. Borç para vermiş. Yani bunu da bir de hatırlıyorsunuz ben o dönemlerde anlattım size. Naralar atarak anlattılar. Biz işte esnafa şu kadar yardım ettik, vatandaşa şu yardım yaptı, bugün paralar istiyorlar. O zaman adına niye yardım diyorsun kardeşim? Belki vatandaş bu parayı almayacaktı bile. Kasa ağzına kadar dolu, yok diyor vereceksin diyor. Vergi sistemi diyoruz, emekliden kazanç vergisi alıyorsun 500-600 euro maaş veriyorsun, vatandaştan bir de gidiyorsun bilmem ne vergisi adı altında dünya kadar para kesiyorsun. Vatandaşa nefes aldırmıyorlar bak nefes. Git şimdi markete en ucuz market olarak bilinen Aldi markete git. Hadi bakalım bir haftalık gıda alışverişi yap. Sadece gıda alışverişi kaç para? Sen vatandaşa veriyorsun emekli maaşı 500-600 euro. Çalışana da veriyorsun 1200-1300 euro. Hadi bakalım diyorsun geçin diyorsun. Bu paralarla geçinmek mümkün mü? Aldi'ye gitmek lüks oldu. Öyle. Yani baktığımız zaman vatandaş ucu ucuna ay sonunu getiriyor ya da getiremiyor. Şimdi Almanya'da kredi borcu olanların sayısı arttı. Kredi kartı kullanmaya başlayanların sayısı arttı. Bu ne demek? Vatandaş borç bataklığının içerisine sürükleniyor demektir. Başka bir açıklaması yok. Devlet zengin, kasa ağzına kadar para dolu, emekli, işçi büyük bir sıkıntı içerisinde. Ben ne yapayım o zaman kardeşim bu devletin parasını ya da bu devleti yönetenlerin çıkıp ikide bir biz sosyal devletiz demelerini de anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Hani fakir bir ülke olur tamam dersin kasada para yok dersin. Ya ağzına kadar dolu. Vatandaş 1200-1300 euro maaşla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Hadi geçin bakalım geçinebiliyor musun? Hadi ay sonunu getir bakalım getirebiliyor musun? Devlet de, devleti yönetenler de, siyasetçiler de, bürokratlar da bunu benden daha iyi, senden daha iyi biliyorlar. Ama üç maymunu oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu kadar. Bunların sosyal devlet anlayışı bu arkadaşlar. Almanya'daki vatandaşlıkla ilgili çok çok düşündüren bir gelişmeyi sizlere anlatacağım. 2 ay içerisinde nasıl Alman vatandaşı olunur bunun detaylarını size aktaracağım. Sadece 2 ay. Biliyorsunuz Almanya vatandaşı olmak uzun bir süreç, yıllar alan bir süreç. Eğer 2 ayda ben de Almanya vatandaşı olmak istiyorum diyorsanız ne yapmanız lazım bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi vereceğim size. Geleceğinizle ilgili, sizinle ilgili, eşinizle ilgili, çocuğunuzla ilgili ya da anneniz babanızla ilgili bir gelecek planlamasını, bir gelecekle ilgili büyük bir müjdeyi vereceğim size. Evet değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Türkiye'de emekli olabilmeniz için neler yapmanız gerekiyor? En ucuz şekilde devlete para ödeyerek en az miktarda en yüksek maaşı nasıl alacağınızı, bunun yanı sıra kendinizle ilgili ya da ailenizle ilgili geleceğinizle ilgili nasıl planlama yapacaksınız, emeklilik planlamanızı nasıl yapacaksınız, bunların hepsini detaylı bir şekilde bu yayınımızda size açıklayacağım. Bunun yanı sıra kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Siz de kendinizle ilgili, bakın kendinizle ilgili,
annenizle ilgili, babanızla ilgili, eşinizle ilgili bir büyük müjdeyi almış olacaksınız. Sakın ola ki bu yayını sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Almanya vatandaşlığı çok çok önemli. Pasaport dünyanın pek çok noktasında geçiyor. Güçlü bir devlet, evet güçlü bir devlet arkadaşlar. Ancak Alman vatandaşı olmak öyle hiç de kolay iş değil. Bugün Alman vatandaşı olacağım desen ya aile birleşimi olacak, evleneceksin ya da çok önemli işler yapacaksın, büyük yatırımlar yapacaksın vesaire vesaire. Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Ancak 2 ayda Alman vatandaşı olunur mu? Evet olunur. Size bir örnek şimdi. Ve Alman vatandaşı nasıl olduğunu bakın. Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Jennifer Morgan 2 ayda Alman vatandaşlığına kabul edildi ve geçti. Kimdir bu Jennifer Morgan? Bakın. Jennifer Morgan Almanya Dışişleri Bakanı'nın yakın çevresindeki isimlerden bir tanesi. Ve bu kişiyi iklim danışmanı olarak atamak istedi Almanya Dışişleri Bakanı. Ancak kendisinin bu göreve gelmesi için Alman vatandaşlığının bulunması gerekiyor. Ve sadece 2 ayda arkadaşlar Morgan adlı hanımefendi Alman pasaportunu, Alman vatandaşlığını aldı. Şimdi aynı zamanda bu kadın Greenpeace'in başkanlığını da yürütüyor. Bu çevre örgütü biliyorsunuz. Vatandaş yıllarca çalışır. Yok dili bileceksin, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. O oldu, bu olmadı. Ömrünü verir pek çok kişi Alman vatandaşı olmak için. Göçmenler, mülteciler sınır dışı edilir. İnsanların başına gelmeyen kalmaz. Yabancı muamelesi görür. Irkçılıkla karşı karşıya kalır. Ve hep şunu söylerler. Yasalar karşısında herkes eşittir derler Almanya'da. Şimdi Almanya'da yasaların herkes için eşit olmadığını gösteren bir örnek. Amerikalı bu kadın nasıl 2 ayda bu vatandaşlığı aldı? Hani hukuk herkese karşı eşitti? Hani belli prosedürler vardı? Hani İnsanlar eğer hak ederse vatandaşlığı alırdı, hak etmezse alamazdı. Bizim on binlerce vatandaşımız Alman pasaportu, Alman vatandaşlığı almak için uğraşıyor. Red veriyorlar. Pek çok kişi sınır dışı ediliyor. Ama 2 ayda siz istediğiniz kişiye Alman vatandaşlığını veriyorsunuz. Hiç kimse eşitlikten, hiç kimse hak, hukuktan bahsetmesin o zaman. Adamına göre, kişisine göre hukuk kuralları işliyor ya da işlemiyor. Almanya şöyle, Almanya böyle. Herkes her şeyi 10 numara. Yok böyle bir şey. İyi olan yanları var ama görüyoruz ki bu olay hiçbir şekilde hukuka, vicdanlara sığmayacaktır. 2 ayda, bak 2 ayda Almanya'nın tarihinde hiç kimseye vatandaşlık verildiği görülmemiştir. Bakanın torpiliyle. O zaman şu yorum yapalım. Almanya'da torpil dönemi başladı. İltimas dönemi başladı. Almanya'da adamın varsa 2 ayda vatandaş oluyorsun. Evet arkadaşlar. İşlerine geldiklerinde kanun diyorlar, yönetmelik diyorlar, hak diyorlar, hukuk diyorlar. İşlerine gelmediğinde bak 2 ayda Alman vatandaşı oldular. Hadi olun bakalım olabiliyor mu? 2 yılda olun. Hani bırak 2 ay geçti. 2 yılda ol bakalım olabiliyor musun? Mümkün mü? Hayır değil. Onun için sosyal medyada, Almanya'da, Twitter'da vesaire o burada yalandan birkaç kişi böyle tartıştı. Hemen bu işin üstünü kapattılar. Almanya'da medya da enteresan. Devlet ne derse onu yazıyorlar. Gazeteciler bizim meslektaşlarımız. Korkudan ağızlarını açmıyorlar.
Hani basın özgürlüğü? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Çokoprens almaya gittiler herhalde arkadaşlar. Yani tablo bu. Benim gördüğüm, algıladığım bu. Niye bu kadar sinirliyim biliyor musunuz? Pek çok vatandaşımızı sınır dışı ettiler. Pek çok vatandaşımıza hala vatandaşlık vermediler. Vatandaşlığı olmadığı için yıllarca kalmış olduğu bu ülkeden gönderilen bir gece yarısı evlerine baskın düzenlenerek çoluk çocuk, palas pandıras uçağa bildirilerek ana vatanımıza Türkiye'ye gönderilen insanlar olduğu için bu kadar sinirliyim. Adam gelmiş yıllardır burada çalışıyor, bir şey yapıyor. Yok diyor, kabul edilmedi diyor, senin iltica başvurun ya da bilmem ne başvurun. Seni biz diyor şeye, Türkiye'ye gece yarısı evine baskın düzenleyerek gönderiyoruz diyor. Çok böyle vatandaşımız var. Onun için sinirliyim. Değerli izleyicilerimiz, dünyaca ünlü Alman tenisçi Boris Becker hapis cezasına çarptırıldı. Peki neden? Bakalım hemen. 2,5 yıl hapis cezası aldı bu arada. Boris Becker Londra'da bir şirketi vardı. Bu şirket iflas etti ve bunun neticesinde hileli bir yolla yanlış işlemler yapılarak iflas ettirildiği ve zarara uğratıldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yargılandı ve bu yargılama neticesinde 54 yaşındaki Boris Becker mali bu suçtan dolayı cezaevine girecek. En az 15 ay cezaevinde kalacak. Alman tenisçinin Haziran 2017'deki iflasından sonra iş hesabından eski eşiyle şu anda ayrı yaşadığı eşinin hesapları da dahil bu hesaplara yüz binlerce sterlin para gönderdiği belirlenmişti. Becker ayrıca Almanya'daki bir mülkü beyan etmemek ve 825 bin avroluk banka kredisiyle bir teknoloji firmasındaki hisselerini saklamaktan da suçlu bulunmuştu. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Ben bu haberi sizinle niye paylaşıyorum? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız dolar yükseldiğinde, işte euro yükseldiğinde Türkiye'de yatırım yapmak isterler. Daha çok para kazanmak isterler. Şimdi sen Boris Becker, tenis turnuvalarını kazanmışsın, dünya kadar param var vesaire var. Ticaretle bilmem neyle ne işin var kardeşim senin? Ne işin var? Bilmediğin işlere niye giriyorsun? Niye anlatıyorum bunu? Gurbetçilerimiz iyi dinlesin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız iyi dinlesin diye anlatıyorum. Şimdi bizim vatandaşlarımız da işte Türkiye'de bilmem ne işi varmış. Buna gireceğiz. İşte dayımın oğlu bilmem ne yapmış, amcamın oğlu bilmem ne yapmış. Gel parayı şu kadar şu işe yatıralım, şu kadar para kazanalım. Şuradan bilmem neyi alalım. Şunu yapalım, bunu yapalım, bilmem ne yapalım derken zaman geçiyor, elde avuçta 5 kuruş para kalmıyor. Bir kere anlamadığınız bir işe girmeniz kadar yanlış bir şey yok. Başında durmadığınız bir işe girmek kadar yanlış bir şey yok. Bu işi size teklif eden her kim olursa olsun madem çok iyi biliyor, kendisi yapsın. Niye size diyor ki gel diyor, gir diyor. Madem öyle işi çok iyi biliyor, ne iş olursa olsun önemli değil. Şimdi Boris Becker'den gurbetçiye bağladık, bizim vatandaşımıza bağladık ama Boris Becker'in de aynı. Sana ne kardeşim? Zaten var milyar euroların. Hepsi gitti. Elde avuçta 5 kuruş para kalmadı. Şimdi cezaevine gireceksin. Şimdi benim tavsiyem şu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Bilmediğiniz, görmediğiniz, başında durmayacağınız hiçbir işe girmeyin arkadaşlar. Yoksa sonu hep hüsran olmuştur. Bugüne kadar muvaffak olan çok az insan vardır. Ha bunu söylerken işte Türkiye'ye yatırım yapanların hepsi başarısız olmuştur anlamında söylemiyorum ama çoğu böyle. Onun için dikkat edin. Özellikle bu euro işte arttığında, dolar arttığında vatandaş gidiyor. Şu işi yapacağım, bu işi yapacağım, şu dükkan, bu dükkan, yok şu işletme bilmem ne. Parayı, pulu batırıyor. Sonra dönecek uçak parası bile cebinde kalmıyor. Gerçekten tablo bu. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da 17 yaşında ortadan kaybolan bir Türk kızıyla ilgili bir gelişmeyi vereceğim. Almanya'nın Offenbach kentinde yaşayan 17 yaşındaki Öznül Baklan adlı genç kız bir anda ortadan kayboldu. Alman polisi
kayıp olan Öznül için arama çalışmalarını başlattı. Polis Öznül'ün evini öğleden sonra terk ettiğini ve aynı gün onunla birlikte olan arkadaşından şüpheleniyor. Alman polisi Öznül'ün bulunması için halktan da yardım istedi. Polis genç kızın kaybolduğu gün siyah bir ceket, siyah bir üst, beyaz dikişli eşofman altı ve pembe ve beyaz spor ayakkabısı giydiğini ifade etti. Alman polisi yaptığı açıklamada kayıp olan genç kızın nerede olduğu hakkında bilgi verebilecek herkesin 069 8098 12 34 numaralı Offenbach kriminal polisini araması ve herhangi bir başka polis karakoluna bildirmesi, haberdar etmesini istedi değerli izleyicilerimiz. Bakalım nasıl bir haber alacağız? Umarız üzücü bir sonuçla karşılaşmayız. Umarım Öznül ailesine geri döner. Şu anda ailesinin durumu da tabii mevcut durumdan dolayı hiç de iyi değil. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bakalım nasıl bir netice çıkacak. İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sarıkaya'dan bir açıklama geldi. Mavi kartlılar, kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişi yeniden düzenlendi dedi. İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların ergin çocukları, yani 18 yaşın üzerindeki çocukları kendileri başvurarak, ergin olmayan yani 18 yaşın altındaki çocukları da anne ya da babasının birisinin başvurusuyla diğer ebeveynlerin muvafakatı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Yani anneniz babanızla ya da çocukları olanlar için söylüyorum. Çocuklarınız için gidip müracaat edip mavi kart alıp vatandaşlığı yeniden kazanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık yaşadıkları ülke nedeniyle ikinci bir vatandaşla izin verilmediği için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan ve mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olanların çocukları için düzenleme hayata geçirilmiştir açıklamasını yaptı. Yeni düzenleme ile kanunda belirtilen istisnalar dışında aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eden mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocuklarından ergin olanların kendileri, diğerleri ise az önce ifade ettiğim gibi anne babasının izniyle bu müracaatları yapabilirler. Anne baba çocukları için bu müracaatları yapabilir. Çok çok önemli bir gelişme. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haber olarak sizlere verdik bunu. Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı Lomis adlı para nakil firmasından 8.2 milyon euroluk soygun gerçekleştiren Yasemin Gündoğan'ın, 28 yaşındaki Yasemin'in parayı çıkarmak için iş yerinde bir Alman'la aşk yaşadığı, mesai arkadaşıyla flörtleştiği ortaya çıktı. Aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, Yasemin'in şu anda Türkiye'de bulunduğu Ege'de, İzmir'de bir villa kiralayarak 2 ay boyunca burada kaldı. Arkadaşlarıyla beraber bu villada saklandığı ortaya çıktı. Bu yönde iddialar var. Peki bu Alman erkek arkadaşını nasıl avucunun içerisine aldı? Bunu anlatalım. Ardından da olayın hangi boyutta bulunduğunu, son gelişmeler neler, bunları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Yasemin soygunu kafasına koyduktan sonra bunu planlıyor ve güvenlik görevlisi olan, bu çalışmış olduğu iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Alman'a aşık numarası yapıyor. Flörtleşiyorlar ve ardından değerli izleyicilerimiz, Yasemin aynı anda bu flörtleştiği erkek arkadaşıyla aynı anda iş yerinde bulunduğu sırada kendisi çöpleri dışarıya çıkartacağını, kağıt çöplerini dışarıya çıkartacağını ifade ediyor. Torbalara doldurduğu paraları, çöp poşetlerine doldurduğu paraları bir sahte plaka takılmış araca çıkartıp koyuyor. Yani kapıdan güvenlik görevlisi basıyor düğmeye, kapı açılıyor. Sevgilisi olan bu güvenlik görevlisi ve kendisi de gidiyor. Paraları bu çalıntı olan aracın içerisine koyuyor. Gidiş o gidiş. Zaten bu hırsızlığı, soygunu yaptığı günün ertesi günü
Kendisi hasta olduğunu, iş yerine gelmeyeceğini söylüyor. Cumartesi pazar oluyor. 3 gün ortadan kayboluyor. İş yeri bunu fark etmiyor. Pazartesi günü bunu fark ediyor. Tabii bu 3 gün içerisinde Yasemin çoktan paraları alarak Almanya dışına çıkıyor. Ben geçtiğimiz günlerde yaptığım yayınlarda da açıklamıştım. Yasemin çok büyük bir ihtimalle Türkiye'de demiştim. Neyse, bu olayla ilgili ona arkadaşlık yapan, yardım yapan, yataklık yapan Büşra S. adlı 24 yaşındaki başka bir Türk daha var. Onunla aynı tarihte Almanya'dan çıkıyor, Türkiye'ye gidiyor. Bir villada yine Yasemin'le beraber kalıyor bu Büşra. 2 hafta sonra Almanya'ya geriye dönüyor. Polisler Büşra'nın evini basıyor. Büşra'nın Türkiye'de bulunduğu sırada annesiyle sürekli olarak telefonda konuştuğu, şifreli bir şekilde konuştuğu ortaya çıkıyor. Klasörler dolusu, sayfalar dolusu konuşma deşifresi yapılıyor. Büşra şu anda tutuksuz bir şekilde yargılanıyor. Her gün karakola giderek imza veriyor. Şehir dışına, Bremen dışına çıkması, ülke dışına çıkması yasak. Büşra'nın bu dava sonucunda 6,5 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. Şimdi arkadaşlar 8,2 milyon euro. Büyük para. Yasemin tek başına bu işi planlayacak, tek başına bu parayı yiyecek, tek başına bu bütün olayları programlayacak, planlayacak biri değil bana göre. O parayı da emin olun ki elinden birileri ya aldı ya alacaktır. O parayı bırakmazlar. Şimdi şu da olabilir. Yasemin bu paraları aldı gitti. Belki birileri buna yaptırdı. Biz seni koruyacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Al sana şu kadar para, hadi yoluna bak demiş de olabilirler. Gerçekten paralar Yasemin ve onun saz arkadaşlarında bulunuyor da olabilir. Ama elbette er ya da geç Yasemin yakalanacak. Her yerde aranan, izine rastlanan bir kişinin bulunmama şansı bana göre yok. Şimdi 8,2 milyon euro. Baktığımızda tabii ki korkunç bir para. Daha 28 yaşındaki bir insanın böylesine büyük bir parayı ne yapacağı da hani nasıl değerlendirme demeyeyim de bu parayı hani bir şekilde yok edeceğini düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Allah kimseyi şaşırtmasın diyelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz. İzin zamanı geliyor, vatandaş gidiyor, geliyor. Gümrüklerden araçlarıyla ya da işte uçakla vesaire giderken et ve süt ürünlerinin götürülüp getirilmesi yasak. Ceyhan Battal adlı vatandaşımız Ramazan'ı ana vatanımız olan Türkiye'de geçirdi. Daha sonra yola çıktı ve Sırbistan gümrüğünü geçtikten sonra Hırvatistan gümrüğünde kendisinin aracını detaylı bir şekilde aradılar gümrükçüler. Aracında 10 kilogram peynir, 8 kilo da sucuk bulundu. Hırvatistan gümrük polisi kendisine 2.300 euro para cezası kesti. Pasaportları aldı ailenin, Battal ailesinin. Aracına el koydu. Ya bu parayı ödeyeceksin ya da bu şekilde burada bekleyeceksin. Ceyhan Battal duruma itiraz etti. Tamam dedi, bunlara el koyabilirsiniz, peynire işte sucuğa falan lanet olsun dedi. Ama polisler cezayı ödemeden buradan gidemezsin dedi. Çoluk çocuğuyla beraber tam 9 saat burada bekledi. Daha sonra savcıya çıktı. Savcının karşısına çıktı. Savcı
yapmış olduğu bu kıza yargılamada para cezasını değerli izleyicilerimiz 980 euroya düşürdü. Şimdi bu vatandaşımızın söylediklerine bakın neler. Diyor ki, biz beklerken Almanyalı bir Türk'e 2 karton şalgam için 935 euro para cezası kestiler. O mahkemeyi beklemeden cezayı ödeyip gitti. Fransalı başka bir Türk'e 30 kilogram ıslak mendil için 1000 euro ceza kestiler. Biz hatamızın farkına vardık. Buradan sıla yoluna çıkacak vatandaşlarımızı uyarıyorum. Gümrüklerde özellikle Türkiye'den gelenlerin araçları sıkı bir şekilde denetleniyor, aranıyor. Gümrüklerde bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için ne peynir getirin ne de sucuk getirin. Hani bir laf var ya, yani adamın kapısının önünden geçme ya. Türkçesi bu. Onun için aracınızda hiçbir şekilde yasaklı hiçbir şey bulundurmayın. Ne para bulundurun. Kişi başı en fazla 9.999 euro para gümrükten geçirebilir kişi başı. 18 yaşından büyük olacak. Üzerinizdeki altınlar günlük kullanım için gerektiği kadar altın olabilir. Almanya'ya girişte 430 euro değerinde altın getirebilirsiniz. Şimdi biz bunları defalarca anlattık. Yapmayın, etmeyin. Bak 10 kilo peynir, 8 kilo sucuk 970 küsür euroya, 980 euroya mal oldu. Almanya'da o 10 kilo peynirin en güzelini, 8'de 10 kiloluk sucuğun da en güzelini çok 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 daha ucuza alırsın. E ne oldu? Memleketten tamam getiriyorsun, işte çoluk çocuk yer bilmem ne diyorsun. Anlıyorum seni. Hepimiz yaptık. Ama artık yapmayalım. Bak Hırvatlar, Sırplar, Bulgarlar ellerini ovuşturuyorlar. Tamam diyorlar. Türkler geldi. Bunların araçlarında kesin peynir vardır. Çökelik vardır diyorlar. Sucuk vardır diyorlar. Turşu vardır diyorlar. Hadi turşu geçsin de. Islak mendil götürmüş. Bak vatandaş 1000 euro ceza, 30 kilogram ıslak. Abi sen bu ıslak mendil ne abi, ticaretini yapıyorsun? Belli 30 kilogram ıslak mendil mi götürüldü? Yani Almanya'da ıslak mendil mi yok? Mübarek kram mı girdi? 30 kilo nedir ya? 30 kilo. Şalgam, 2 karton şalgam. Yani şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu gümrükçüler de işi artık abartmışlar yani. Ya adam 2 karton işte şalgam götürüyor. Ne var kardeşim bunda? Ne var yani? Senin ülkenin nesini etkiliyor? Ya adam peyniri götürüyor. Ne var? Yiyor mu? Ülkene mi döküyor? Adam yemeğe götürüyor. Zehir olsa kendisi yiyecek zaten. Sana ne kardeşim? Sana ne? Yani bu Sırplar, Hırvatlar, Bulgarlar da yani rezilliğin içerisindeler. Adam sucuğunu yaptırmış, bilmem nesini yaptı. Evine götürüyor kardeşim. Sana ne? Yani yazmış 2000 küsür euro para yoksa gidemezsiniz. Nedir bu rezillik ya? Nedir bu insanlara çektirdiğiniz kardeşim? Adam 10 kilo peynir almış. Ne yapıyor? Ticaretini yapıyor. Yiyecek işte. Hani ticaretini yapıyorsa tamam dersin. Bundan vergi al, bilmem ne al dersin. Sucuk götürüyor. Ya peyniri çoluk çocuğuyla beraber yiyecek. Sana ne kardeşim? Hani sana ne oluyor? Terbiyesizlikten başka bir şey değil mi? Yani bu olayları anlatıyoruz da dikkatli olun kardeşim ya. Hani ya ne bunların hani hiçbir şekilde ne yüzünü görün ne de kapısının önünden geçin ya. Ne diyorsalar o kurallar neyse o şey kardeşim. Gitmeyin, yapmayın. Yazık günah paranıza bak. Bak binlerce euro para. Her gün geçen bakın bu sınırlardan geçen vatandaşlarımızdan dünya kadar para alıyorlar. Bunlar haraç alıyor. Haraç bunun adı. Rezillik.